Herkese merhaba. Ben araştırma görevlisi Doktor Zeynep Ekimbal. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo İletişimi podcast serisine hoş geldiniz. Bugün üniversitemizin Fen Fakültesinde görevli Profesör Doktor Lütfiye Er Yılmaz ve Doktor Öğretim Üyesi Senem Çağlar hocalarımızla birlikteyiz. Kendileriyle üniversitemizin yenilenmekte olan ve yakında açılışı yapılacak olan hidrobiyoloji koleksiyonu ile ilgili bir sohbetimiz olacak. Öncelikle merhaba. Hoş geldiniz. Kısaca kendinizi tanıtmak ister misiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir fırsat tanıdığınız için. Ben Profesör Doktor Lütfiye Er Yılmaz. Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Ben Doktor Senem Çağlar. Yine ben de biyoloji bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Biz hidrobiyoloji koleksiyonunda özellikle farklı çalışma gruplarından elde edilen materyaller olduğu için balıkla ilgili çalışmalarda rol aldığını söyleyebilirim. Müzenin düzenlenmesi, türlerin korunması, yeni gelen katkı sağlayan materyallerin müzeye aktarılışının yapılması ile ilgili çalışmalarımızla müzemize destek vermekteyiz. Ben de hocam gibi deniz alanında çalışıyorum ve deniz omurgasızları, özellikle morinista dediğimiz, bilmeyenler için midyeler ve deniz salyangozları, ahtapotların bulunduğu olarak söyleyebiliriz. Bu canlılarla çalışıyorum ve özellikle kirlilik çalışmaları, kirliliğin izlenmesi çalışmaları, yine kalanı sistematik ve tabii ki elde ettiğimiz örneklerin de müzeye aktarılması ile ilgili olarak çalışmalarımız devam ediyor. Peki, İstanbul Üniversitesi'nin çok çeşitli alanlarda çok değerli koleksiyonları olduğunu biliyoruz. Bu değerli koleksiyonların korunması ve yönetimi için 2011 yılında kısa adı Müzeum olan İstanbul Üniversitesi Müze Kültür Miraslarının Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştu. Kısaca bir göz atalım mı? Bu müzeum web sayfasında listelenen koleksiyonlar şu şekilde: Nadir Eserler Kütüphanesi Koleksiyonu, Bleisberg Astronomi Koleksiyonu, İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Koleksiyonu, Feyhaman Duran Kültür Sanat Evi, Eczacılık Fakültesi Herbaryumu, Fen Fakültesi Herbaryumu, İletişim Zooloji ve Hidrobiyoloji Koleksiyonları, Seyfettin Kuter Radyasyon Teknolojisi Koleksiyonu, Gökçeada Deniz Araştırmaları Birimi Koleksiyonu, Alfred Heibron Botanik Bahçesi. Bu koleksiyonlardan biri olan hidrobiyoloji koleksiyonu ne zaman ve nasıl kuruldu? Bundan biraz bahseder misiniz? Koleksiyon, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan gelen bilimsel içerik ve ürün katkısı ile mi sürdürülüyor? Öncelikle ne zaman ve nasıl kuruldu ile ilgili isterseniz Tabii. bilgi verelim. Şimdi hidrobiyoloji koleksiyonu geçmişi aslında çok eskilere dayanıyor. Çünkü 1950 yılında Kurt Gödring tarafından kurulan Hidrobiyoloji Enstitüsü'ne kadar dayanan bir koleksiyonumuz var. Daha sonrasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde bulunan koleksiyonumuzun ilk oluşturulma çalışmaları yine değerli hocalarımızdan 1960 yılında Profesör Doktor Muzaffer Demir tarafından başlatılmış. Ve Muzaffer Demir 1960 yılından itibaren Türkiye denizinden yapmış olduğu araştırma gezilerinden elde etmiş olduğu balık ve omurgasız türlerine ait materyalleri hidrobiyoloji koleksiyonunun ilk örneklerini oluşturmuştur. Daha sonraki yıllarda ise Profesör Doktor Nurettin Meriç ve araştırma ekibi yine yapmış oldukları arazi çalışmalarından elde etmiş oldukları deniz ve tatlı su balıklarının tür ve birey sayısının artırılmasına ve koleksiyonun geliştirilmesine katkı sağlamışlar. Günümüzde hidrobiyoloji anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından korunarak katkı sağlanmaya ve geliştirilmeye de devam edilmektedir. Evet hocam. 1950 yılında Hidrobiyoloji Enstitüsü'nden elde edilen materyallerden temel atıldığını söyledik. 1902 yılına ait mesela bir balık örneği numunemizde bulunmaktadır. Demek ki 1950'den daha önce yıllarda yapılmış olan arazi çalışmalarında müzede hala bulunduğunu belirtmek isterim. Çok ilginç bilgiler hocam. Şimdi koleksiyonun biraz bahsettiniz ama içeriğinde neler mevcut? Koleksiyonda bulunan örneklem nerelerden? Tüm dünya denizlerinden mi toplanıyor yoksa ağırlıkla bizim ülkemizi çevreleyen denizlerden mi?
Şimdi biraz önce bir soru daha ilave etmiştiniz. Hani koleksiyonun ne zaman ve nasıl kurulduğuyla Evet. ilgili olarak. Onun akabindeki sorunuzun da cevabını vereyim. Hani sadece hidrobiyoloji anabilim dalından gelen bilimsel içerik ve ürün katkısı ile mi sürdürülüyor diye sormuştunuz. Tabii bir de o var. Evet. Çünkü neden? Hani hem geçmişten bizim rahmetli olmuş olan hocalarımızdan hem işte Hidrobiyoloji Enstitüsü kökenli olan materyalleri bundan sonraki süreçte de anabilim dalındaki öğretim üyelerinin kendi çalışma konularıyla ilgili olarak hani balık olsun, omurgasız olsun, plankton örnekleri olsun yine aynı şekilde yapılan her arazi çalışmasından elde edilen materyal bilimsel katkı değeriyle birlikte üzerimizde katkı sağlıyor. Yani onlarla ürün katkısı bu şekilde sürekliliği devam ediyor. Hocam, Buyurun. müsaadenizle şunu ekleyebiliriz. Örnekli olarak bizim ülkemiz sularına, yani denizlerine ait ya da tatlı su örneklerine ait olmasına rağmen İsmet Cüntürk tarafından bağışlanmış, kendi kişisel koleksiyonudur, tüm dünya denizlerinden toplanmış bir gastropod bivalv, yani midi ve deniz sayan bulunduğu çok önemli bir koleksiyonda mevcut. Yani bu anlamda da dünyadan da örnekler olduğunu söyleyebiliriz. Olgasızlar kısmı. Yani koleksiyonda bulunan örneklem de aynı şekilde bu ürünlerden oluşuyor ama tüm dünya denizlerinden mi toplanıyor hocam? Şimdi şöyle, hidrobiyolojik koleksiyonu yani ülkemiz deniz ve iç sularından elde edilen Evet. balık ve omurgasız örneklerini içeriyor. Ama bununla birlikte hem Profesör Doktor Necla Demir'in kendi araştırmaları sırasında elde etmiş olduğu ülkemiz suları balık örneklerine ait yumurta ve larvaları da içeren değerli bir plankton koleksiyonunu veriyor. Ama bunun yanında da yine biraz önce Senem hocamızın bahsettiği gibi İsmet Cüntürk tarafından dünya denizlerinden toplanmış koleksiyonumuza bağışlanmış molüs örneklerini içeriyor, molüs türlerini içeriyor. Evet. Zengin ve çeşitlilik gösteren bir koleksiyon aynı zamanda. Ama bağışlanan koleksiyon bir koleksiyoner tarafından dünya denizlerinden toplanmış. Yani bir araştırma çalışmalarından, bilimsel araştırma çalışmalarından elde edilen bir örnek değil. Koleksiyoner oldukları için topladıkları koleksiyonları daha sonra bizim koleksiyonumuzu değerli gördükleri için bağışlayarak bize bu şekilde bir katkı sağlamış oldular. Anladım. Bilimsel araştırmadan farklı bir katkı olmuş oldu bir yandan da. Bununla koleksiyonla faaliyet. Evet. Peki sadece üniversitemiz içerisinde araştırma amaçlı mı değerlendirilecek, bu vesileyle sormuş olalım? Yani yoksa dışarıya halkın ziyaretine de açılacak mı bu koleksiyonunuz? Hidrobiyoloji koleksiyonumuz zaten kurulma amacı tamamen bilimsel amaçlı bir koleksiyon Evet. niteliğinde oldu. Dolayısıyla üniversitemiz içinde değil aslında sadece. Türkiye'de bulunan tüm üniversitelerdeki araştırıcıların da katkı sağlayabileceği ve ayrıca yurt dışındaki üniversite araştırıcılarına da farklı lokasyonlardan elde ettikleri örneklerin bilimsel olarak karşılaştırmasının yapılabileceği bir koleksiyon. Bu nedenle halkın ziyaretine çok uygun değil ama bilimsel araştırma yapan hem ülkemiz hem de uluslararası platformda bulunan diğer ülkelerdeki üniversite araştırıcılarına her zaman açık durumdadır. Anladım. Demek ki eğer doğruysa bu koleksiyonda farklı işbirlikleri de olacak, diğer üniversitelerle birlikte yapacağınız çalışmalar da olacak. Doğru mu anladık hocam? Şimdi işbirliği şeklinde söylemeyelim belki onun müzenin daha Hı doğrusu hı. hani kurulması ve korunması ile ilgili. Ama bilimsel araştırma yapan bir kişi eğer farklı bir lokasyondan bir birey elde ettiyse o bireyin Türkiye sınırları içerisindeki bir lokasyondaki bir türle kendi tanıtıcı özelliklerini karşılaştırabilir. Onun için bir inceleme ve karşılaştırma örneği oluşacaktır. Ve bu örnekleri biz istenildiği takdirde belli bir süreliğine gönderip tekrar iade almak şekliyle müzemizde bulunduğu yere tekrar koyuyoruz. Bu şekilde bir işbirliği yapıyoruz. Peki hangi alanların işbirliği var? Yani biraz da multidisipliner bir alan gibi duyuluyor Bu hidrobiyoloji. gibi görünmesinin nedeni aslında hidrobiyoloji anabilim dalı üyelerinin
farklı çalışma alanlarına sahip olmaları nedeniyle böyle Evet. anlaşılmış olabilir. Duydum. Yani balık hem tatlı su, işte hem omurgasız örnekleri, ki omurgasız da balıklar kadar çok, hani balıklardan hatta daha fazla çeşitliliğe sahip farklı gruplar içerdiğini söyleyebiliriz. Bunun yanında plankton, itoplankton örnekleri tüm canlılıkla ilgili örnekleri teşkil ettiği için multidisipliner gibi anlaşılıyor olabilir. Ama şu an itibariyle böyle ortak bir çalışma bulunmamaktadır. Peki hocam. Şimdi herkesin de anlayabileceği şekilde kısa bir özet vermek adına özgün bilimsel katkıyı nasıl tanımlarsınız? Örneğin İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Müzesi Balık Koleksiyon Tip Örnekleri kataloğunda ilk anda gözümüze çarpan bir şey oldu bu. Koleksiyonda Türkçe ve kişi isimleriyle birçok balık bulunuyor. Bunlar ilk kez bizim bilim insanlarımızın keşfettikleri ve tanımlayıp kendi isimlerini verdikleri türler mi? Yani ilk oldukları için dünya literatürüne bizim katkımız mı oluyor? Evet, güzel bir soru. Şimdi İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Koleksiyonu, Türkiye'nin ilk ve içerdiği balık, omurgasız ve ityoplankton örnekleriyle zengin bir koleksiyon olma özelliği taşıyor. Bunu özellikle nasıl söyleyebiliriz? Çünkü daha önceki yıllarda biz hidrobiyoloji koleksiyonunu tamamladığımızda uluslararası bir biyoloji kongresinde açılışını tamamladık ve bu açılış sırasında biz bilim camiasına müzemizi tanıtmış olduk. En zengin, yani bu kadar fazla sayıda tür çeşitliliği içeren tek koleksiyon olma özelliği bence en önemli özelliklerinden biri. Koleksiyonumuzda aynı zamanda ülkemiz iç sularından tanımlamaları yapılıp bilim dünyasına ilk defa tanıtılmış balık örneklerine ait holotip ve paratip örneklerine de içermektedir. Özellikle bu konuyla ilgili biraz önce bahsettiğiniz kendi isimlerini verdikleri türler diye bahsettiniz. Evet. Şimdi türler ilk kez tanımlanmış türler. Dolayısıyla İlk holotip kez. ve paratip olma özelliği içerdikleri için bilimsel adlandırılması da o şekilde yapılıyor. Aslında buradaki araştırıcıların kendi isimlerini vermiş olması değil, ya o konuyla çalışan ya da hidrobiyoloji alanında değer görmüş olduğumuz kişilerin isimleri verilerek onlara atfedilmiş isimler. Anladım. Peki koleksiyonun devamlılığı için ne düşünüyorsunuz? Yani koleksiyonun devamlılığı sağlanabilecek mi? Öngörüleriniz, beklentileriniz ne şekilde? Koleksiyon zaten çalışmalarla birlikte devam etmekte aslında. Çünkü yer alan bilimsel materyal içerisinde yine aynı zamanda ilk defa yeni kayıt olma özelliği içeren türlerin varlığı ulusal ve uluslararası dergilerde yayına dönüştürüldüğü için dünya literatürüne de katkı sağlamaya devam etmektedir. Evet. Senem hocamızın da söylemek istedikleri Tabii ki. var. Buyurun. Biraz önce söylediğimiz gibi genelde ilk kez kaydedilen yani genetik ya da nova spesies olarak adlandırılmış hani demiştiniz ya kendi isimlerini görüyoruz ilk kez tanımlanmış olan Evet, türler. evet. Bir taksonomik olarak sistematik olarak uygulanan bir yöntem. Dünya literatürüne ilk kez tanıtılan bir tür için aslında o türün kendi adı, o yalda gördüğünüz kendi adı veriliyor. Hani bunu da eklemek isteriz. Orada gördüğünüz isimler ilk kez tanımlandığı için bunu tanımlayan araştırmacıya ait. Ve gerçekten bizim yüzümüzde de tanımlanmış monotip ve paratip örnekler bulunmakta. Tamam. Bizim dünya literatürüne bir katkımız var bu anlamda. Evet, koleksiyonda yer alan bu bilimsel materyal içerisinde bulunan ilk kez tanımlanmış ya da yeni kayıt Evet. olan içeren bu türlerin varlığı ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmıştır için dünya literatürüne büyük bir katkı sağlamış oluyor. Harika. Bununla da gururlanabiliriz o zaman üniversitemiz adına. Evet, kesinlikle. Evet. Aynı zamanda müzemizin bir kod numarası da bulunuyor ve o türler o kod numarasıyla tanımlandıkları için herhangi bir şekilde makalede bunun yeri de geçiyor. Yani İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji Koleksiyonu'nda belirtilen kod, yani kod numarası oraya Evet. yazılarak kod numarasıyla korunmaktadır diye uluslararası makalelerde bu tür özellikle yeni kayıt Evet. olma özelliği içeren makalelerde bunu belirtmek zorundayız. Herhangi bir şekilde farklı bir lokasyondan ya da farklı bir üniversitedeki araştırmacının
bu şekilde kendi üniversite bünyesinde koruyabileceği bir müzesi olmadığı zaman da bizden sizin müzenizde korunacak şekilde bizden bir müze kod numarası talep ediliyor. Ve Evet. kendi çalışma makalesinde yine bizim müzemizin adını geçirerek kod numarasını kullanarak daha sonra da materyali bizim müzemize teslim ediyor, koleksiyonumuza teslim ediyor. Bu şekilde de bir uluslararası anlamda önem kazandığı için bizim koleksiyonumuz paylaşmış oluyoruz. Da çok değerli bir bilgi tabii ki. Peki üniversitemiz adına emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için de teşekkür ederiz hocalarım. Aynı zamanda en yakın zamanda ziyaret etmek üzere diyelim o zaman. Çok teşekkür ederim. Böyle bir imkan tanıdığımız için bizler de çok memnun olduk. Çalışmalarınıza kolaylıklar Çok diliyoruz. teşekkür Teşekkür ediyoruz. ederim. Hoşça kalın hocam.